Evet, gerçekten ülkemiz zor günlerden geçiyor. Kolay değil. Bu günler inşallah geçecek. En kötü karanlığın bile bir sabahı var. Buna hepimiz inanıyoruz, hepimiz biliyoruz. Maalesef iyi günler yaşamıyoruz, güzel günler yaşamıyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi bu günlerin de bir sonu gelecek ve güzel günleri hep beraber göreceğiz. Bu nasıl olacak sorusunda en büyük cevabı sizlersiniz. Evet, altını çizerek bir daha söylüyorum, sizlersiniz. Yani bu güç, Cumhuriyet Halk Partisi gücü sıradan bir güç değil, bu ülkenin kurucu gücü. 100 yıl önce vardı, 100 yıl sonra da olacak. Bunun da temel garantisi sizlersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, her koşulda ona inanan, güvenen, onun peşinde koşan, hiçbir çıkar menfaat gözetmeden giden kardeşlerimiz. Yani gene aynı cümleyi söyleyeceğim, sizlersiniz. İyi ki varsınız diyorum. Tekrardan biz sizler birbiriniz kendinizi bir alkışlayın lütfen. İyi ki varsınız. Evet, bu güzel günde ailelerimizle birlikte bayramlaştık. Bundan sonra gene eşimizle, dostumuzla bir gün daha bayramlaştıktan sonra hep beraber faaliyetlerimize devam edeceğiz. Sizlerden ricam partimizin gelen mesajlarına, etkinliklerine elinizden geldiğince katkı vermeniz. İşiniz var tabii ki, koşturacağınız, uğraşacağınız, zamanınız belki olmayacak ama siz gelmezseniz mutlaka birini yönlendirin. Bundan sonraki faaliyetlerimizi daha da artırarak artık yürüyeceğiz çünkü seçime çok az kaldı. Çok az kaldı. Her an seçim lafını duyabiliriz. Çünkü çok zorlanıyorlar. Ekonomi artık bitmiş durumda. Bu yüzden şeyini bekliyor, yani bir fırsatını bekliyor seçim kararı almak için. Ama bu kararı da er ya da geç mutlaka alacaklar. Tahminimiz, genel başkanımızın tahmini Kasım gibi seçim olması. O yüzden gene sizlerden ricam, bir olalım, beraber olalım, dil olalım. İçeride konuşulan parti içi sorunları, sıkıntıları yine beraberce konuşalım örgüt toplantılarımızda. İnşallah haftaya değil, bir hafta örgüt toplantısı yapacağız. Tabii ki kendi dertlerimizi kendi aramızda konuşacağız. Bunda da hiçbir sorun yok. Ama artık tek bir hedefimiz var. O da bu tek adam rejimini indirmek ve halkın iktidarını korumak. Bunu da hep beraber başaracağız arkadaşlar. Parti içi tartışmaları lütfen onlara müsaade etmeyin. Bu mücadeleyi kendi aramızda, kendi içimizde gene yeni zamanı geldiği zaman tabii ki yapacağız. Ama dediğim gibi bu süreç çok kıymetli, çok zor bir sürece giriyoruz. Hep beraber olmamız lazım, bir olmamız lazım, bir olmamız lazım. Evet, fazla da uzatmadan geçen unuttum gene Gülay ablamız, meclisçimiz. Sağ olsun, pilavımızı o organize etti. Sıcak pilavımızdan yiyelim, bayramlaşalım, öpüşelim, buradan iyi bir motivasyondan çıkalım. Hep